Bolu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanma soruşturmaları kapsamında iki sanığın yargılandığı davalarda karar açıklandı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada örgütün yurtlarında müdürlük yapan tutuksuz sanık TŞ'nin yargılanmasına devam edildi. Esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan Cumhuriyet Savcısı, örgütün gizli haberleşme uygulaması, Baylok'u kullandığı, aktif bankası hesabının bulunduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve örgüte müzahir bir şirkette yöneticilik yaptığı için sanığın örgüt üyeliğinin sabit olduğu görüşüne vardıklarını belirtti. İddia makamının 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği sanık S.Ş. savunmasında Baylok hesabını eşinin kullandığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum etti. Aynı mahkemede bir diğer duruşmada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen meslekten ihraç edilen eski teğmen tutuksuz sanık S.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısının bir önceki duruşmada verdiği mütalaasında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edilen S.G. mütalaaya karşı savunma yaptı. Örgüt ile bağlantısı olmasına rağmen pişmanlığından dolayı her şeyi anlattığını aktaran S.G. devletime faydam olsun diye kendim ve onlar hakkındaki her şeyi en şeffaf şekilde anlattım. Sakladığım hiçbir şey yoktur. Devletime yardımcı olmaya çalıştım. Gelinen aşamada beraatıma karar verilmesini istiyorum ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 5 ay hapis cezası verdiği sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.